Bana da mı kelepçe takacaksın? Usta tamam sakin ya. Abartılacak bir şey yok. Mesut ne zaman abartalım ha? Ne zaman abartacağız? Bıktım böyle her durumda birbirinizi koruyup kollamanızdan. Bırakın da biz de işimizi yapalım. Ya senin işin ne ha? Ne? Bana bir söylesene ya. Ne senin işin? Ağzından çıkanı kulağın duysa iyi olur başkomiserim. Abi yapma Allah aşkına. Daha da büyüyecek mesele. Gözünü seveyim ne olur uzamasın. Abi Mesut abi ne oluyor? Ya yok bir şey olduğu ya. Arkadaşların soracakları varmış herhalde. Onun için işte. Öyle mi soruluyor hanımefendi ha? Ne oluyor Edil Hanım? Tenden ekiple mi geleceksiniz üstümüze? Nedir? Harun beni uğradığı saldırı. Adam hala ortada yok. Mecburen ben de katıldım soruşturmasına. Kimin üstüne kiminle gidilecekse gideceğim. Harun'un başına gelenden Mesut mu sorumlu yani? Bu mu suçlamanız? Ya bulmuşlar kolayını. Yani kalk araya gitsin. Bir dakika. Herkes sakin. Bana bak. 5 dakikada çürür bu iş. Elinde kalır. Sen de rezil olduğunla kalırsın. Hazır mısın? Mesut komiseri birazdan sorguya alırım. Bana dün nerede olduğunu ispatlasın. Harun Bey'in olayla ilgisi olmadığını. Kim rezil oluyor? Kim çürük elma görelim. Ya ne çürüğü be? Kimmiş çürük? Ne Mesut, biçim konuşuyorsun Mesut, ya? Mesut, ne çürüğünden bahsediyorsun tamam, ya? Şşt lan. Çek. Mesut ne olur sakin ol ya. Bu halin, bu tavrın aslında her şeyi anlatıyor ama biz işimizi düzgün yaparız. Sizin gibi değiliz. Başlayacağım sana da işine de ha! Usta tamam. Yap ne yapacaksın? Götürün nezarethaneyeme. Gel hemen gel. Bekliyorum seni bak sakın geç kalma. Sakın geç kalma. Erken gel. Arkadaşlar gelin. Ya bizim gizli mekanda adam tepiliyordu Mesut. Hep beraber oradaydık. Tutup bunu mu anlatacağız İdil'e? Biz de adam gibi cevap veririz. İdil'in şüphesini ortadan kaldırırız. Nasıl yani? Anlatayım mı her şeyi kızım? Ne yapayım? Hayır abi hayır onu demiyorum ben. Bir şey mi var aklında? Evet ama biraz hızlı davranmamız lazım. Söyle hemen ne yapacağız peki? Önce bir sandviç söyleyeceğiz. Nasıl yani anlamadım. Ne sandviçi kızım nasıl sandviç? Kaşarlı abi. Hah kantin mi? Bir tane kaşarlı sandviç istiyorum çok acil. Mesut komiseri göreceğim. Ne olur çok kısa. Tamam şunları verip çıkıyorum. Ezgi, hayırdır kızım? İyi misin abi? İyi taraflarım var. Aç beklemesin dedi. Kim dedi? Rıza baba. Rıza baba dedi. Hı. Afiyet olsun abi. Hiç uzatmayacağım. Dün akşam Harun Bey'in saldırıya uğrayıp kaçırıldığı saatlerde neredeydin? Garip. Efendim? Garip. Benim köpeğimin ismi. Onun operasyonu için veterinerdeydik. Nasıl? Ne operasyonu bu? Yaşlandı tabii. Biz de yaşlandık, garip de yaşlandı. Kistleri var, ağrıları var. Ne zamandır ilaç falan idare ediyorduk ama işte... Şimdi müdahale lazım dediler. Onun için yani ameliyat. Ameliyat falan öyle yani. Nerede bu veteriner? Bizim orada, Kadıköy'de, Asırcı başında. İsim adres, tam yazın buraya. Orada mı hala köpek? Garip ismi. Garip ismi onun yani. Tamam, orada mı? Orada. Yatarı vardı, ah canım benim ya. Nasıl üzülüyor insan var ya. O da tabii kardeş, dost yani. Yapacak bir şey yok. Mesut Bey ne yazıyor burada? Sakız Gülü sokak No 7 yazıyor. İlk giriş katı. Gidip hemen bu adrese bakıyoruz. Göreceğiz kimin ne kadar yatarı var. Evet bir sorun haber verin veteriner deyin. Deyin ki bir sorun. Bakayım o kulağın içinde de bir kis çıkmıştı ondan rahatsızlığı sürekli kaşınıp duruyor böyle. Böyle. Damlası var damlasını da anlatsınlar. Hep şey yani. Bekleyeceksek bir çay falan bir şey. Lan oradasınız lan hadi. Duydunuz mu beni? Bekliyorum. Hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Garip. Oğlum az kaldı oğlum az kaldı. Bitecek birazdan tamam mı? Hadi dayan. Mesut'la uğraştığınız yetmedi galiba İdil Hanım. Siz emniyette değil miydiniz? Ne zaman geldiniz buraya?
Ne zaman nerede olacağımızı siz mi karar veriyorsunuz? Neyse. Burası sizin mi? Evet. Dün gece Mesut komiser burada mıydı? Evet, sabaha kadar buradaydı. Garibin başında bekledim. Sabaha kadar. Anladım. Dikkat et. Sakın şüphe çekme, tamam mı? Başüstüne müdürüm. Hadi git, tamam. Tunç, biz de garibi alalım. İşe yarar mı abla? Mesut dediğimizi yaparsa yarar. Hadi, hadi çabuk olun. Çabuk, hadi. Dün akşam kist ameliyatı için garibi veterinere götürdüm. Sor bakayım müfettiş, ben neredeymişim? Güzel köpek. Nasıl yaralandı? Yaralanma değil ya. Tamam. Kist vardı. Onları aldı Gürkan Hoca. Şşş, tamam. Sakin. Tamam. Peki, kamera kayıtlarını görebilir miyim? Çalışmıyor maalesef. Teknik servisi bekliyoruz kaç gündür. Kamerada çalışmıyor. Her şeyi düşünmüşsünüz komiserim. Tesadüf işte İdil Hanım. Ben anlamadım, siz ne ima ediyorsunuz? Şöyle ki... Şunu açar mısınız? Ne? Buna hakkın yok. Açık yara bu hanımefendi. Mikrop kapabilir. Tabii yara gerçekten varsa. Açar mısınız? İdil Hanım... Bize olan hırsınız yüzünden garibe zarar veremezsiniz. Bir soruşturmanın ortasındayım. Şüpheli olabilecek her şeyi düşünmem gerekiyor. Zorluk çıkaracaksanız arkadaşım sizi dışarı alsın. İzin vermiyorum. Hadi beni de alın, babamın yanına gönderin. Hadi. Tamam. Bir sakin ol Tunç. Tamam. Ne yapacaksa yapsın. Gösterebilir miyiz yarayı? Tunç sen de yardım et. Tamam. Tamam. Gel. Tamam. Dur, tamam dur, oğlum. Tamam. Gel oğlum. Şöyle. Tamam oğlum. Tamam. Aferin sana. Sakin gır. Aferin sana. Laparoskopik ameliyat. Kistleri öyle çıkardık. Ama garip çok güçlü bir köpek. Acıya dayanıyor. Şüphelerinizi giderebildik mi? Tamam. Allah kahretsin, şu düştüğüm duruma bak. Ne yapacağız? Şahidi var adamın. Ne yapabilir sence? Yalan söyledikleri belli değil mi? Var mı kanıtımız? Yok. Serbest bırakacağız abi. Başka ne yapacağız ki? Hadi. Bunu da atlattık ha. Çok şükür vallahi. Geçmiş olsun usta. Eyvallah. Hepinize iş çıkarttık. Kusura bakmayın baba. Ne demek Mesut'cum? Görevimiz bu. Baba ne olur yapma ya. Yapma ne olur ya. Ne yapmışım? Aşk olsun ha. Biz neden maaş alıyoruz devletimizden? Tabii baba. Mesut başını derde sokacak, biz uğraşacağız diye. Bizim olayımız bu zaten tabii. Vay Selin Hanım siz de ha. Selin'e hiç laf yok. Garip'le işi çözme fikri ondan çıktı. Oğlum yat kalk dua et kıza. Helal olsun. Pardon duyamadım. Helal olsun dedim. İşe yaradı ama değil mi? Hem de nasıl? Yani.